4 adet ilmeğimiz kalacak. Sekiz tek, bir azaltma. 27. sıramıza geçiyoruz. 27. sıramızda 7 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir azaltma yapıyoruz. Bu işlemi 27. sıramızda 7 tek örüp bir azaltma işlemini yine 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda 48 adet ilmeğimiz kalacak. 27. sıramızın sonunda. 28. sıramıza geçiyoruz. 28. sıramızda 6 tek örüp bir azaltma yapacağız. Sıra boyunca bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. 42 adet ilmeğimiz kalacak. 28. sıramızın sonunda. 29. sıramıza geçiyoruz. 29. sıramızda 5 tek örüp bir azaltma yapacağız. Sıra boyunca bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonunda toplamda 36 adet ilmeğimiz kalacak. 30. sıramıza geçiyoruz. 30. sıramızda 4 tek örüp 1 azaltma yapıyoruz. 30. sıramızda 4 tek örüp 1 azaltma işlemini yine 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda 30 adet ilmeğimiz kalacak. 31. sıramıza geçiyoruz. 31. sıramızı 3 tek örüp 1 azaltma yapacağız. Sıra sonuna kadar bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. 31. sıramızın sonunda 24 adet ilmeğimiz kalıyor. Burada kafayı dolduracağız. Evet, bu şekilde tamamladık. 31. sıramızı 24 tane ilmeğimiz var. Boyunda biliyorsunuz 20 adet ilmeğimiz vardı. Burada şöyle arka tarafa gelecek şekilde 1, 2, 3, 4 taneyi şöyle sökeceğim. Bir azaltma, bir de 4 taneyi söküyoruz. Burada yan yana 5 kez azaltma yapacağım. En son ördüğüm 4 tek bir azaltma vardı ya, onu söktüm sadece. 31. sıramdaki. 32. sıradan da yani hemen direkt olarak 1, 2, 3, 4, 5 taneyi azaltıp boyundaki ilmek sayısını 20'ye düşüreceğim. Şöyle. Burada tekrar ilmek kaydırma olarak batıp ipimizi kesiyoruz. Kafamızın bu kısmı tamamlandı. Sadece şöyle söyleyeyim. Burun yapacağız. Burun kısmımız kaldı. Şöyle yanaklara doğru da bir miktar daha elyaf doldurdum. Evet, bu şekilde. Şimdi kulaklarımızı ve ağzımızı yapacağız. Burnumuzu yapacağız. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet zincir çektim. Geriye doğru dönüp hemen ikinci zincirime batıyorum. Buraya bir tane arttırma yaptım. Tek tek örerek 1, 2, 3, 4, 5 adet tek ördüm. Son ilmeğimin içerisine de 4 tane sık iğne yapıyorum. Evet, diğer tarafa tekrar 4 tane battıktan sonra son ilmeğimize zincirin diğer tarafına 5 adet sık iğne yapıp bir arttırma daha yapıyorum. 5 tane tek ördüm. Son ilmeğime de bir arttırma. İlk sıramızın sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz olmuş oldu. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda hemen en başta 2 tane arttırma yapıyorum.
Tekrar tek tek örerek 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeğimi tek tek ördüm. 3 kez yan yana arttırma yapacağım. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeğimi tek tek örüp son ilmeğime de bir arttırma daha yapıyorum. İkinci sıramızın sonunda 24 adet ilmeğimiz oldu. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Şurada sıra başındaki ilmeğimizde işaretleyicimiz var. Üçüncü sıramda hemen sıra başındaki ilk ilmeğime bir tek örüp bir arttırma. Bir tek örüp bir arttırma yapıyorum. Tekrar tek tek örerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ilmeğimi tek tek ördüm, bir arttırma. Bir tek örüp bir arttırma. Bir tek örüp bir arttırma yaptım. Tekrar tek tek örerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ilmeğimi de tek tek örüp bir arttırma daha yapıyorum. Evet. Üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık. Üçüncü sıramızın sonunda 30 adet ilmeğimiz oldu. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Hemen sıra başındaki 1, 2 tek ördüm. Bir arttırma, 1 tek ördüm, bir arttırma. 2 tek bir arttırma, 1 tek bir arttırma yaptım. Tek tek örerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ilmeğimi tek tek örüp bir arttırma. 1, 2. 2 tane ördüm, bir arttırma yaptım. 1, 2. 2 tane tek örüp bir arttırma daha yaptım. Tekrar tek tek örerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane örüp bir arttırma daha yapıyorum. Kalan 2 adet ilmeğimi de tek tek örüp, hatta kalan 1 adet ilmeğimi tek olarak örüp 4. sıramı da bu şekilde tamamladım. 4. sıramızın sonunda toplamda 36 tane ilmeğimiz oldu. Evet, 36 adet ilmeğimizi 4 sıra düz bir şekilde ördüm. En son şöyle ilmek kaydırma yaparak bitireceğiz. 4 sıra ördükten sonra, yani 5, 6, 7 ve 8. sıraları şöyle ilmek kaydırma yaparak bitirip dikebileceğimiz kadar ip bırakıp keseceğiz. Evet, burnumuzu da şöyle taktım. Burnumuz 4 ve 5. sıranın arasında. Şöyle arkalığını da takacağım. Evet, bu şekilde dikişini yapacağız. Şöyle içerisine çok az bir elyaf katacağım önce. Sabitleyici iğnelerimle sabitleyeceğim. Daha sonra dikiş için şöyle küt burunlu bir iğne seçiyorum. Bakın, kısa. Bu iğneler iplere batmadığı için dikiş daha rahat oluyor. Evet, şöyle
Ortalayalım. Biraz daha elyaf katacağım içerisine ama şimdi biraz bir dikelim. Şöyle şuradan batacağım. Biraz ileriden çıkıyorum. Şöyle ipime batıyorum. İpimle aynı ilmeğin içerisine batacağım. Bir dakika, şunu biraz aşağıdan çıktım. Evet, şöyle şu şekilde ipimize batıyoruz sondaki. Tekrar aynı ipimi çıkarttığım ilmeğimin içerisine batıyorum. Şöyle önce bir tur döneceğim. İpi çıktığım ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. Bakın. Bu şekilde dönerek dikeceğiz. Şöyle bunu çok yakından çıktım. Burada bir miktar daha şöyle iğnelerimi çıkartıyorum. Evet, çok az daha elyaf doldurdum. Şimdi tekrar iyice hemen hemen tüm ilmeklerden geçerek dikişini yapacağım. Evet, şöyle burnumuzu diktik. Şuraya gözün üstüne bir tane kapak yaptım ama şöyle parlatacağım biraz görünürsün diye. Evet, bakın şu şekilde. Şöyle minik bir kapakçık var. Yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bu isterseniz kalabilir de. Şöyle nasıl yaptığımı göstereceğim. Bir tane zincir çekiyorum ipime. Şöyle. Şuradan batacağım. Hemen gözün yan tarafından şöyle 1 2 3 4 1 2 3 4 tane bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle şuradan gözün iç kısmından bir ipimi alacağım. Biraz daha aşağıdan. Hatta bunu sonra tekrar çekelim. Şöyle çıkabileceğiniz kadar yan tarafından. Evet, diğer ipimi de bu elyafları daha sonra içe doğru çekebilirsiniz.
Şu diğer ipimi de onun yanına doğru çekeceğim. Şöyle iplerimizi bu yan tarafta bağlıyoruz. Diğer tarafa da aynı şekilde yapacağız. Onu da bağlayacağım. İplerimizi şöyle içe doğru çektiğimizde elyaflarımız da çekilmiş olacak. Evet, şöyle çıkan elyaflar. Çünkü şey siyah olduğu için siyahta elyaf çok fazla görünüyor. Evet, bu şekilde göz kapaklarımız var. Bir de şöyle beyaz bir iple gözlerin altına da beyazlık yapacağım. Tek kat bir iple. Diğer göze geçeceğim. Evet, şöyle göz altına beyazlığı tam az önce yapamadım. Düğüm yeri geldi. Şöyle diğer taraftan batacağım. Diğer taraftan çıkıyorum. Şöyle göz altında beyazlıklarımız var. Tekrar diğer ipimle aynı yerden çıkacağım ki birbirine bağlayayım. Göz altındaki iplerimizi biraz hafifçe yapıştıracağım. Bu kullandığım kumaş yapıştırıcısı. Şöyle göz altına hafifçe sürüyoruz. İpimizi de üzerine doğru indireceğiz. Şöyle iyice bastıracağım. Diğer tarafa da aynı şekilde. Evet, ipimizi de burada bağlayıp içe doğru çekiyoruz. Evet, burun için şöyle iki kat ipim. Şöyle şuradan tam burnun orta kısmından çıkış yapacağım. Ortasından bakın, siyahlık olan kısmın şöyle şuradan alttan batıyorum, tekrar boyundan çıkacağım. Kesiyorum. Şu ipimi biraz daha yukarı çıkartacağım. Evet, şöyle ağzımızı yaptık. Ben şu uç kısma şöyle biraz çöktüm. Şimdi şöyle ince iki katlı siyah ipimi taktım. Buraya birkaç tane böyle çiller yapacağım. Şöyle minik minik karışık olarak.
Diğer tarafına da aynı şekilde. Şöyle ipimi sabitleyip keseceğim. Kulak içinse şöyle iç kısmı için pembe bir ip kullanacağım. Şöyle sihirli halka yaparak başlıyorum. İlk sıramızda kulak için 6 adet sık iğne dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapatıyorum. İlk sıramızı tamamladık. Hemen işaretleyicimizi takacağız. İlk sıradaki ilmeğime şöyle işaretleyici takacağım. Sıra başındaki ilk ilmeğimiz de işaretleyicimiz olacak. Siyah olduğu için çok karıştırabiliriz. Evet, şöyle. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda bir arttırma yapıyorum. Tekrar sıra başındaki ilmeğime işaretleyicimi takacağım. İlk battığım ilmeğime işaretleyicimi taktım. Bir arttırma, iki tek, bir arttırma daha yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi de tek tek örüp ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. İkinci sıramızın sonunda 8 tane ilmeğimiz oldu. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Hemen bir tek örüyorum. Üçüncü sıramdan işaretleyicimi buna takacağım. Bir tek örüp bir arttırma. Üç tek örüp bir arttırma yapacağım. Kalan iki adet ilmeğimi de tek tek örüp üçüncü sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Üçüncü sıramızın sonunda 10 tane ilmeğimiz oldu. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Hemen bir tane tek örüyorum dördüncü sıramdan. İşaretleyicimi buna takıyorum. 1, 2, 2 tane tek ördüm. Bir arttırma. 1, 2, 3, 4, 4 tane tek ördüm, bir arttırma. Kalan 2 adet ilmeğimi de tek tek örüyorum. 4. sıramızın sonunda 12 tane ilmeğimiz oldu. 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda bir tek örüp hemen işaretleyicimi takıyorum. 1, 2, 3, 3 tane tek tek ördüm, bir arttırma. Bir, 2, 2 tane tek tek ördüm.
Burada pembe renge geçiş yapacağız. Şöyle bir zincir çekiyorum. Artırmamdan sonra bir tane tek örüp diğer ilmekte iki ipim içerisindeyken pembe renge geçeceğim. Şöyle siyah ipimi sıkılayacağım. Pembe renkle bir tane sık iğne yapıyorum. Hatta bu yaparken tekrar siyaha geçeceğim. Bir bağlayayım bu siyahla pembeyi de. Evet, şöyle tekrar bir tane ilmeğim içerisindeyken pembede siyaha geçiyorum. Siyahla bir, iki tane ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Kalan 2 adet ilmeğimi de örüyorum. 5. sıramızın sonunda 14 tane ilmeğimiz oldu. 6. sıramıza geçiyoruz. Hemen bir tane tek örüyorum. İki, üç, dört. Dört taneyi tek tek örüp bir arttırma yaptım. Siyahla tekrar siyah rengimle bir tek ördüm. Hatta şöyle iki ipim içerisindeyken pembe renge geçiş yapacağım. Hemen ilk arttırmadan sonraki ilk ilmeğimde pembeye geçiş yaptım. Pembe ile bir, iki, üçüncüdeyken tekrar siyaha geçeceğim. Üçüncü ilmekteyken siyahla bir, iki tane örüp bir arttırma. Kalan 2 adet ilmeğimi de tek tek örüp 6. sıramı da bu şekilde tamamladım. 6. sıramızın sonunda 16 tane ilmeğimiz oldu. Altıncı sıramızı tamamladık. Yedinci sıramıza geçiyoruz. Yedinci sıramızdan 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar şöyle bir arttırmadan sonra 2 ipim içerisindeyken pembeye geçeceğim. Siyah ipimi biraz sıkılayacağım. Pembe rengimle 1, 2, 3, 4 tane örerken 4. ilmeğim içerisindeyken siyaha geçeceğim. Siyahla bir tek örüyorum. 2 tek örüp bir arttırma yapacağım. Kalan 2 adet ilmeğimi de tek tek örüp 7. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şöyle. Evet, 18 adet ilmeğimiz oldu 7. sıramızın sonunda. 8. sıramıza geçiyoruz. 8. sıramdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tek yapıp bir arttırma yapıyorum. Ama ikinci arttırmam içerisindeyken pembe renge siyah ipimi sıkıladım. Şöyle pembe ile 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıdayken 6. ilmeğimdeyken 2 ipim. Şöyle ipimi sıkılacağım. Siyaha geçiyorum. Siyahla 1,
2 tane örüp bir arttırma yapıyorum. Kalan 2 adet ilmeğimi de tek tek örüp 8. sıramı da bu şekilde tamamladım. Sıra sonunda 20 adet ilmeğimiz oldu. 9. sıramıza geçiyoruz. 9. sıramızda 1 2 3 4 5 6 6 tane tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bir diğerinde, yani arttırmanın ikinci ilmeğinde 2 ipim üzerindeyken pembeye geçeceğim. Şöyle siyah ipimi sıkıladım. Pembe rengimizle 1 2 3 4 5 6 7 8 8.'deyken ipim tekrar siyaha geçiyorum. Siyah renkle 1 2 2 tane tek tek örüp bir arttırma yapıyorum. Siyah ipim biraz sıkı kaldı. Onu gevşeteceğim. İki tek ördüm, bir arttırma. Kalan 2 adet ilmeğimi de örüp 9. sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz. 9. sıramızın sonunda 22 tane ilmeğimiz oldu. Onuncu sıramıza geçiyoruz. 10. sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğim 8.'deyken pembeye geçiş yapacağım. Şöyle arkadaki ipiniz çok sıkılaşmasın pembede. Pembe rengimle 1 2 3 4 5 6 7 8 8.'deyken tekrar siyaha geçiyorum. Siyah ipim biraz arkadan gevşeteceğim, arkası çok sıkmasın diye. Kalan 1 2 3 4 5 6 adet ipimi de siyahla ördüm. Evet, bakın kulağımız bu şekilde görüntüsü. Şimdi arkadaşlar toplamda 3 sıra daha bu şekilde örüp bitireceğiz. Evet, şöyle diğer kulağımızı birini diktim ben. Şöyle hafif, yani bükmedim ama tamamen şöyle hafif eğerek diktim. Şöyle diğer kulağımı da yerleştireceğim. Şöyle hafifçe iç kısmını eğerek dikeceğim. Diğer kulağımız da zaten aynı şekilde örüyoruz. Köpeğin malzemelerini de kit olarak sayfamdan temin edebilirsiniz bu arada. Şöyle şu sıradan tutturmuşum bunu. Şöyle şuradan ölçüyorum. Bakın şu kulağın hangi sıraya denk geliyorsa. Şöyle son sıraların içerisinden geçiyorum. Şöyle karşıdan bu tarafa, bakın son ilmeklerin içerisinden bu tarafa çıkıyorum. Tekrar
dip kısmından batıp arkadan çıkıyorum. Tekrar arkadan son sıraların içerisinden. Bu şekilde iyice çekerek. Şöyle şu uç kısımdan çıkıp hafifçe bükerek içe doğru dikeceğim. Şu uç kısımdan çıkıyorum. Bu da şöyle içerisinden geçiyorum. Uç kısmının şöyle hafifçe içe doğru bükerek. Şekilde şöyle iğnelerimi çıkartıyorum. Evet, şöyle bu şekilde iki kulağımızda. Evet, bu şekilde tamamladık. Kafamızı da dikelim. Kafanın içerisine de şöyle bir parça silikon katacağım ki hani kafa düşmesin diye. Şekilde silikonun etrafına da biraz elyaf katayım. Şöyle kafamızı da yerleştiriyoruz. Şöyle sondaki ilmeklerin içerisinden şu elyaflarımı şöyle düzelteyim iğneyle. Sondaki ilmeklerimin içerisinden geçiş yaparak dikeceğim. Şöyle önce biraz ilerden. Hep sondaki ilmeklerin içerisinden çıkarak bu şekilde birleştiriyorum. En son tüm ilmeklerimizden geçiş yapacağız. Bir üstteki kafanın son ilmeğinden bir de boyundaki son ilmeğin içerisinden geçiyorum. Siyah olduğu için tam görünmüyor ama. Evet, bakın bu şekilde dikişimiz. Evet, şöyle boynumuzu da diktik. Köpeğimiz bu şekilde hazır. Şöyle köpüşümüz. Şöyle boyun kısmı için ben bir tane fular ve şöyle bir tane fiyonk yapıştıracağım. Şu şekilde yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle geriye doğru dönüp zincirlerimden birer tane ilmek alıyorum. 3 4
4, 5. Şöyle ikişer ikişer çıkartacağım. Tekrar şöyle dıştaki iplerinden, şöyle bakın dış kısımdaki iplerimden netleşmedi. Evet, şöyle tekrar ilmek alıyorum. 1, 2, 3, 4. Şu şekilde. Tekrar ikişer ikişer çıkartıyoruz. Şu ipimi uzatıyorum. Tekrar dıştaki ilmeklerden alıyorum. Tekrar 2 2. Bu şekilde uzatarak gideceğiz. Yani şöyle bir örgü olmuş oluyor. Şöyle ben uzun ördüm, şöyle şu kadar. Yani boynunu şöyle arkada birleştiğinde hafif gevşek duracak. Tahminimce şöyle 17-18 santim gibi bir şey. Bitirdikten sonra şöyle arkada birleştireceğim diğer ucuyla. İpimi de birbirine bağlayıp bitiriyorum. Tabii burada bir hata yaptık. Bunu kafanın üzerindeyken yapmamız gerekiyor çünkü boyuna takmamızın imkanı yok, değil mi? Şöyle her bir ilmeğimden geçerek bunu arkada birleştirip keseceğim. Şu şekilde tasmamız var. Şöyle ucuna da bir tane fiyonk yapıştıracağım. Evet, köpüşümüz bu şekilde hazır. Umarım keyifle örmüşsünüzdür. Hepinize kolaylıklar diliyorum.